Bir tane yağ çıkabilir. Bu kadar insanın içine girmemiz doğru değil. Beraber görünmemeliyiz. Aslında haklısın. Ama inan bana, bu öyle mühim bir an ki benim için. Eksikliğini hissettiğim, uzun zamandır düşlediğim bir an. Sevgilimle el ele film seyredeceğim. Çok şey mi istiyorum? İçeride yan yana gelelim bari. Sen önden git. Ben de ışıklar sönünce gelirim, tamam? İyi, tamam. Yağmurdan kaçarken doluya tutulduk, iyi mi? Şunları unutalım diye dışarı çıktık. Melun kadın burnumuzun dibinde bitti. Niye tek gelmiş ki bu? Kimle gelecek? Arkadaşı mı olur ki bunun? Tabii tek gelecek. Neyse kız, boş ver sen onu. Biz güzel güzel filmimizi izleyelim. Başlıyor mu film? Başlıyor. Işıklar söner şimdi. Acele gir. Bu gece çok güzelsin tatlım. Teşekkür ederim. Nicky. Bugün tuttuğun çocuk. Frank mi? İsmi her neyse. Neden haftalığını verip göndermiyorsun? O kim? Hiçbir şey yapmadan. Bilmem. Biz idare ederiz. Muzaffer Bey olmaz. Bilemiyorum. Aceleye gerek yok. Yok. Benzetemedim. Çok ucuza çalışıyor. Selim diye şu bir adam vardı o galiba. Aldatıyormuş, biliyor musun? Evet, biliyorum. Amerikan banları için ithal vergisi alıyordu. Evet ama ona sorarım. Ama gördün mü? Başını koydu. Çok para kazanmak istiyorsun. Kesin aralarında bir şey var. Elbiseler alabileceksin. Kim acaba? Ya da belki kenara biraz para ayırmak istiyorsun. Yaşlılık günlerin için. Kocam adının Frank olduğunu söyledi. Doğru. Kocanız Nick bugün... Kız, öpüşüyor bunlar. ...işinin bittiğini söyledi. Burada patron o sanıyorum. Sosyetikler sinemada öpüşür müydü? Sen ne bakıyorsun onların sosyetikliğine? Şey yapmamı istemediniz. Ya? Bize ne be? Henüz. Kiminle öpüşüyorsa öpüşüyor. Filmi izlesen. Bu film daha heyecanlı kız. Çatlayacağım merakta. Ne seni merak ediyorsun? Bu don yağını kim yapar? Onu merak ediyorum. Işıklar yanınca anlarız nasılsa. Boya ilanı görürüm. Burada ucuz hiçbir şey bulamaz. Frank, bence sen aşıksın. Yemeğini bile yemiyorsun. Gidelim buradan. Peki ben Frank'le kaçıyorum. Onu seviyorum. Ne güzel film değil mi? Niye hala kalkmıyor bunlar? Bilmem. Salonun boşalmasını bekliyorlar herhalde. Desene gizli aşk. Kemal bu. Baba. Bak sen şu sütü bozuğa. Sakin ol kız. Uyma sakın onlara. İyi geceler. Ne tesadüf. Bu gece herkes sinemaya gelmiş. Biz de burada Halide Hanım'la karşılaştık. Demek karşılaştınız. Ne tesadüf. Sen sinemada karşılaştığın herkesle öpüşür müsün?
Senin de yılan olduğunu bilirdim de bu kadarını bilmezdim. Yürü Pakize. Allah kahretsin. Keşke seni dinleseydim. Buraya gelmekle hata ettik. Her şey mahvolacak şimdi. Ya abime anlatırsa? Kesin anlatır. Bu fırsatı kaçırmaz o. Tamam, sakin ol. Ben Güllü'yle konuşurum. Hayır, bunu yapmana gerek yok. Abine anlatması daha mı iyi? Sen arabada bekle. Bana. Ne istiyorsun? Muzaffer Bey'i söyleyecek misin? Yani Halide ile beni. Bilmem. Canım isterse söylerim, canım isterse söylemem. Eğer bu duyulursa... Orasını siz düşünün. Zamanında Halide tarafından az tehdit edilmedim. Zira kendileri sır saklama konusunda pek bir marifetlidir. Zevcenize iletirsiniz. Yürü Bakize. Güllü. Bana kızdın mı? Niye kızayım? Ne yaptın ki? Bir türlü peşimi bırakmadın. Sürekli aşkını anlatıp durdun. Sonra da sinema köşesinde Halide'yle. Sen demedin mi? Çık hayatımdan. İstemiyorum seni. Mutlu bir yuvan var demedin mi? Dedim. O zaman bana niye kızıyorsun? Beni bırakıp giden sen değil misin? Sadece acı çekip dursa mıydım? Teselli için mi koştun Halide'ye? İyi teselli ediyor mu bari? Bu eserleri büyük bir dikkat ve itinayla incelemenizi öneririm. İstikbalde daha da değerli olacaklar. Bundan hiç şüphemiz yok. Renancığım, dünya çapında bir sanatçı olduğunda anılarını yazacaksın değil mi? Bizlerden de bahsedersin herhalde. Mersi Neriman'cığım. Şımartıyorsun beni. Temenni ederim. Ama büyük bir sanatçı olmak hiç kolay değil. Çok emek, çok çalışma. Ve doğuştan gelen bir kabiliyet. Ah, kabiliyet dedin de. İdil Biret adında bir çocuğun konserini izledim Paris'te. Ah, o ne muhteşem bir eksperanstı. Çocuk bir dahi, Avrupalıların prodigi dedikleri cinsten bir çocuk. Hatırlar mısınız? Bu çocuk Avrupa'ya gönderileceği zaman bazı milletvekilleri ne lüzumsuz konuşmalar yapmışlardı. Seyhan milletvekiliydi değil mi? Evet. İdil sanırım 7 yaşındaydı. Çocuğun ecnebi memleketlere gönderilmesinin yasa dışı olduğunu filan savunmuştu. Hatta ya evlenirse diye sebepler bile bulmuştur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.